Merhaba değerli kardeşlerim. Yeni bir sohbet programında da Gülay kardeşimle birlikte karşınızdayız inşallah. Kardeşlerim bugün çok güzel bir Müslüman özelliğinden bahsedeceğiz inşallah. Fedakarlıktan bahsedeceğiz. Sohbetimize başlamadan önce ben sohbetimize bir ayetle başlamak istiyorum inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe erişemezsiniz. Şimdi şu çok önemli Gülaycığım. İnsanları gerçek anlamda iyi bir insan yapacak olan en temel ahlak özelliklerinden biri fedakarlık. Tabii çok bildiğimiz bir cümle gibi aslında ama tam olarak nasıl bir davranış biçimi olduğu çok da herkes tarafından bilinmiyor aslında. Tabii. Şimdi nedir fedakarlık? İnsanın sahip olduğu, sevdiği, değer verdiği şeylerden hiç düşünmeden ve seve seve feragat edebilmesidir. İnancı, imanı için, Allah rızası için değer verdiği, sevdiği insanlar uğruna gerektiğinde her türlü zorluk ve sıkıntıyı göze alabilmesidir. Tabii ki güçlü bir iman ve bu imanın getirdiği şevki, azmi, iradeyi de kendisinde bulabilmesidir. Ki bu konuda elinden gelenin en fazlasını yapabilsin aşkla, şevkle inşallah. Kendi menfaatleriyle sevdiği insanların, değer verdiği insanların menfaatlerini kıyasladığında hiç düşünmeden severek kendi menfaatinden vazgeçip karşı tarafın menfaatini kendi menfaatinin üstünde tutabilmesidir inşallah. Tabii bunun için maddi manevi özverilerde bulunabilmesi gerekiyor. Tabii bu konuda çok da geniş düşünmek lazım. Yani insanın sevdiği şey yani vakti, zamanı çok fazla geniş düşününce fedakarlık yapılabilecek çok da fazla alternatifi olduğunu anlıyor insan inşallah. İnşallah tabii Serapcığım, insanların nefsinde bencillik var gerçekten de. Evet. Nitekim birçok kişi aslında hep insanların birçoğunun bencil olduğundan hep yakınır. Hep duyarız bunu. Evet. Ama pek çok kimse de bunun sebebi üzerinde düşünmez. Rabbimiz Kur'an'da insanların tek bir nefisten yaratıldığını bildiriyor bize. Belki bazı insanlar bu bilgiyi bilmiyor da olabilir ya da üzerinde hakkıyla düşünmemiş de olabilirler. İnsanlar hangi ırk, hangi sınıftan olursa olsun aslında tek bir nefisten yaratılmış Rabbimizin dediği gibi. Bugün İstanbul'daki Avcılar'da oturan bir insanla Manhattan'da lüks bir mağazada alışveriş yapan bir insanın nefsi aynı. Ya da Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan bir yerlinin nefsi de o Evet. kişiye aynı kötülükleri fısıldıyor. Hep o ses aynı ses oluyor. Aynı bencilliği, aynı egoistliği tavsiye ediyor. Aradaki fark kimi nefsine daha çok uyuyor, kimisi nefsinin sesini daha az dinliyor, kimisi de nefsini hiç dinlemiyor, vicdanının sesine uyuyor sadece. İşte aradaki fark bu. Bu sebeple her insan bencilliği, egoistliği kendi nefsinden aslında çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Çünkü nefis her türlü kötülüğe yatkın bir şekilde yaratılmış Rabbimiz tarafından. Böyle kişiler Serapçığım sen de bilsin genelde hatta çoğu zaman yalnızca kendilerini düşünürler. Kendisi için daima her şeyin en iyi olmasını isterler. Planları, programları mükemmeldir. Çok iyi organize Evet. ederler. Kendilerine karşı herkesin olabildiğince özveride bulunmasını, anlayışlı olmasını beklerler. İşte herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında çevresindeki insanların kendisine her türlü riski ve sıkıntıyı kendileri göze alarak hep kendi menfaati yönünde bir tavır almalarını talep ederler. Yine çevresindeki insanların kendi menfaatlerinden ödün verme pahasına da olsa kendisine destek Tabii ki. vermelerini bekliyorlar. İşte bu ahlaktaki kişilere yine baktığımızda içtenişi hep kendi istek ve çıkarlarını koruma niyetinde oluyorlar. İstekleri, talepleri hep bu şekilde oluyor. Kendi rahatını, konforunu sağlamak için yine tavırları bu yönde oluyor. Aksi bir durumda ise çıkarlarını korumak adı altında değer verdiği pek çok şeyi birden gözden çıkarabilecek bir tavır gösteriyorlar. Allah Kur'an'da insanın nefsinde var olan bu tutku derecesinde diyeyim artık Tabii. bencil duyguları bize Rabbimiz haber vermiş ayetlerde. Meariç suresinin 19. ve 21. ayetinde şu şekilde diyor Rabbimiz: "Kovmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Gerçekten insan bencil ve haris olarak yaratıldı. Kendisine bir şer, kötülük dokunduğu zaman feryadı basar. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur ya da cimrilik eder." Meariç suresi dediğim gibi 19. 21. ayet. Peki şimdi
insanın bu nefsinin zayıflığından kurtulması nasıl mümkün? Elbette ki imanı kavramak ve Kur'an ahlakını yaşamakla mümkün oluyor ancak. Başka türlü çok mümkün olmuyor. Kur'an'da bildirilen gerçekler ve Allah'ın emrettiği ahlak anlayışını kavrayan bir kimse, hayatın her anında fedakarlık gösterecek bir ahlaka ulaşabiliyor. Çünkü Rabbimiz, kim nefsinin bencil tutkularına kovmuş şeytandan Allah'a sığınıp, kim nefsinin bencil tutkularına ya da cimri tutumundan korunursa, işte onlar felah, kurtuluş bulanlardır diye bildiriyor Tegabün suresinin 16. ayetinde. Dünyada ve ahirette insanların kurtuluşa, dünyada ve ahirette insanları kurtuluşa yönelecek olan tavrın, nefislerin işte bu kötülüğünden sakınmak olduğunu Rabbimiz bildiriyor inşallah. İnşallah Gülercim. Şimdi Allah insan için vicdanı yaratmış. Niçin? Nefsi kötülüklerden arındırsın, temizlesin ve kendi beğendiği ahlaka ulaşabilmesi için inşallah. İnsanın nefsini kötülüklerden sakındırabilmesi, temizleyebilmesi için, Allah'ın beğendiği ahlaka ulaşabilmesi için vicdanının sesine kulak vermesi gerekiyor. Yani tabii, bu şart. Çok. Vicdanın sesi doğrudur. Bak aslında herkes bilir. Yani o sesi dinlediğinde inşallah doğru olanı tercih etmiş oluyor. Doğru olanı yapmış oluyor inşallah. Bir Müslüman kalbindeki Allah sevgisi ve güçlü Allah korkusu vesilesiyle hep vicdanının sesini dinler. Çünkü bilir, hayatının amacı Allah'ın rızasını kazanmak. Dolayısıyla Allah'ın hoşnut olacağı davranışlarda bulunmak. Gerçekten de bu dünya hayatı çok kısa. Yani asıl sonsuz ahiret için çaba sarf etmemiz esas. İnsan bu dünyada ne elde ederse etsin, hepsi geçici. Eğer Allah esirgesini, eğer Allah rızasını, Allah sevgisini esas alarak yapmadıysa, Allah sevgisini kazanmadıysa hiçbirinin kişiye hiçbir faydası tabii yok. Sahip olduklarının ona bir yarar sağlamayacak, Allah korusun. Eğer dünya hayatında Allah'ın rızası, rahmeti, cenneti yerine nefsinin çıkarlarını korumayı hedef edinirse sonsuz bir azapla karşılaşır. Ama aksinde de, yani fedakar bir ahlaka karşılık, Allah o kişiye hem dünyada hem de ahiretinde çok güzellik, hayır verir, iyilik verir. Ahirette de inşallah sonsuza kadar rızasıyla ve sevgisiyle ödüllendirir. Tabii ki Müslüman dünyada bir güzellik görmek beklentisi içinde olmaz ama yaşadığı hep güzelliktir. Zaten Müslüman her şeye güzel gözle bakar. Zahiren bir başkası için zorluk gibi görünen bir şey Müslüman için güzeldir. Müslüman bundan zevk alır, hoşnut olur inşallah. Şimdi mesela Müslüman için fedakarlık yapmak bir keyiftir, bir zevktir. Mesela düşünelim, bir arkadaşı kendisine misafir için geliyor, ona yatağını verir, kendisi de kanepede yatar. Çok basit bir örnektir ama bu onun için bir mağduriyet değil, zevktir. Bundan hoşnut olur. Allah'ın beğeneceği umudu bir Müslüman için dünyadaki çok büyük bir neşe ve huzur kaynağıdır inşallah. Tabii. Bir Müslümanı rahat bir yatakta yatmak değil, bir fedakarlık yapmak sevindirir, fedakarlık yapmak huzur verir. Bak hemen ben bu konuyla ilgili birkaç ayet okumak istiyorum inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar ne bir zillet. İşte onlar cennetin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Yunus suresi 26. ayet. Bir başka ayet. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Böylece Allah dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Ali İmran suresi 148. ayet. Bir başka ayet. Kim dünyanın yararını, sevabını isterse ona ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Ali İmran suresi 145. ayet. Maşallah. Maşallah. Serapcığım, ben de fedakarlık denince bazı insanlar acaba gereğince anlamını düşünüyor mu diye hep düşünmüşümdür. Fedakarlık deyince insanın aklına belli şeyler gelir, değil mi, bazı insana? Evet. Mesela fedakarlık deyince ilk akla ne gelir? Sadece insanın maddi anlamda sahip olduklarının bir kısmını ya da ihtiyacından fazlasını başkalarına vermesi gelebilir. Evet. Oysa fedakarlık bir Müslümanın hayatının tümüne hakim olan bir şey. Bir hayat şekli aslında. Tabii. Sen de söyledin. O bir fedakarlık bir görev mantığında değil de zevk alarak tabii yapması gerekir ve hep talepkar olması gerekir. Bu
Fedakarlık ruhu kişinin çevresindeki her konuya karşı vicdanının bir duyarlılık içerisinde olması gerektiği anlamındadır. Yani fedakarlık deyince bunu düşünmemiz gerekir. Fedakarlık insanın karşılaştığı toplumsal sorunlardan dünyanın dört bir yanında zulüm ve eziyet gören, açlık çeken, ihtiyaç içerisindeki insanlara kadar olabilecek artık her konuda kendisini sorumlu hissetmesi. Yani vicdanını belli birkaç konuda rahatlatıp, dediğin gibi bir örnek verdin ya işte kanepede yatması. Evet. Tabii ondan zevk alır, o zaten yapılacak bir şeydir. Hı. Ama hani sadece evin dört duvarının arasında değil, aslında bütün hayatını kapsayan bir özelliktir bu. Dediğim gibi fedakarlık insanın tüm hayatına hakim olması gereken bir özellik. Dünyada zorda kalmış Müslümanların başına gelenleri ya da problemlerini düşünüp onları nasıl çözüm bulabilirim diye düşünmesi kişinin. Ya da düşünmeyip zaten bu konuyla ilgilenen çok insan var. Onlar düşünsünler, onlar ilgilensinler, zaten ilgileniyorlar diye düşünmek de yanlış bir bakış açısı olur. Aklı ve vicdanı olan insanlar aklını ve vicdanını olabilecek en yüksek seviyede tutarlar fedakarlık konusunda. Rabbimiz yine bir ayetinde Hud suresinin 16. ayetinde kovmuş şeytandan Rabbim sana sanırım yeryüzüne bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi diye bildiriyor. Burada özellikle Rabbimiz belirtiyor fazilet sahibi kişiler. Allah'tan korkan, iman eden. Her Müslümanın vicdanının sesini bu yönde dinlemesi gerekiyor ve üzerine sorumluluk olarak, bir sorumluluk olarak bilmesi gerekiyor. Buna göre hareket etmesi gerekiyor. Yine Rabbimiz bu konuda bir ayette şu şekilde bildiriyor. Kovmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Sizden hayra çağıran, iyiliği, marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır diyor Rabbimiz Ali İmran suresinin 104. ayetinde inşallah. Şimdi Güler'cim ayrı bir konu olarak değinmek istediğim, şimdi bir kimsenin imanının, Allah'a olan bağlılığının, sevgisinin, Allah korkusunun derecesini ancak Allah bilebilir. Bak Allah bir ayetinde kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. O gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o sinelerin özünde saklı duranı bilendir diye buyuruyor Allah. Hud suresi 5. ayetinde. Şimdi bazı insanlar vardır değil mi? Hep iman ettiklerini söylerler ama kalplerinde gerçek imanı yaşayamazlar. Samimiyetsizdirler. Bu kimseler bazı konularda gerçekten de Müslümanların tavırlarına benzer davranışlarda bulunabiliyorlar. Allah'ın bizden istediği bazı ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Allah'ın sakınılmasını bildirdiği konuların bazılarına dikkat edip Müslümanlarınkine benzer bir yaşam tarzı sürdürebiliyorlar. Ancak tabii bakın burada çok önemli bir konu var. Şimdi bazı konularda, bazı özelliklerde Müslümanları taklit edemiyorlar. Yani bu özellikler bir insanın gerçekten de samimi olarak iman edip etmediğini gösterir. Tabii ki yine doğrusunu Allah bilir inşallah. Ama bunlar da önemli bir kıstas oluyor. Çünkü bunların taklit olarak yaşanması Allah'ın izniyle mümkün olmuyor. Şöyle düşünelim. Çünkü mesela bugünkü konumuzda fedakarlık, yani dünyevi hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah rızası için yapılan fedakarlık da bu taklit edilemeyen güzel ahlak özelliklerinden biri. Yalnızca Allah'ın rızasını, sevgisini hedef edinip saf olarak Allah'a iman ederek fedakarlık yapmak tabii herkesin rahatlıkla güç yetirebileceği bir şey değil. Ama ne yapılabilir? Gösteriş yapmak, gerçek kişiliğini, gerçek karakterini gizlemek, akabinde çeşitli menfaatler elde etmek, menfaat beklentisi gibi nedenlerle fedakarlık gibi gözüken çeşitli girişimlerde bulunabilirler. Ama ne zamana kadar sürer bu? Karşıdan beklediği menfaatin artık daha gelmeyeceğini anladığı anda o fedakarlık gibi gözüken davranış da son buluyor. Tabii ki yani çok samimiyetsiz oldukları her halinden belli oluyor. İşte o zaman yalnızca samimi iman sahipleri, samimi imanı kazanan insanlar bu gücü kendilerinde bulabiliyorlar. Aksinde samimiyetsiz oluyor. Çünkü o gücü bulamıyor. Allah rızası için yapmadığında, menfaati bittiğinde, menfaati kesildiğinde hevesi gidiyor, yapmıyor. Kaçamak davranışlarda bulunuyor. O da tabii ki
taklit edememiş oluyor Müslümanın o güzel özelliğini, güzel ahlakını inşallah. Serapcığım, başta da kısmen üstünde durmuştum. Kur'an ahlakını yaşamayan kimseler nefislerini sahiplenmeleri ve koruyup kollamaları gereken bir varlık olarak görürler. Var güçleriyle onu desteklemeye, onun isteklerini yerine getirmeye, nefislerinin savunuculuğunu yapmaya çaba gösterirler. Tüm yaşantılarını, ideallerini, dostluklarını, hatta hayata bakış açılarını nefislerinin talepleri doğrultusunda yönlendirirler. Nefis ne isterse ona aslında bir anlamda köle olmuş oluyor kişi. Nefislerine adeta itaat edip tabi olmakla, ne isterlerse yerine getirmekle yükümlü oldukları bir güç gibi görürler. Ona uydukları takdirde de mutlu olacaklarını düşünürler bu kişiler. Oysa bu düşünceler Serapcığım temelinde çok yanlış bir inanca dayanıyor. Yani temelinde bozuk bir inanç var. Allah Kur'an'da nefsin gerçek konumunu ve insanları nasıl bir sona doğru sürükleyeceğini aslında çok net bildirmiş. Rabbimiz yine bir ayetinde bildiriyor. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir diyor. Yusuf suresinin 53. ayetinde Rabbimiz bu şekilde bildiriyor. Nefis Allah'ın dilemesi dışında insanı daima kötülüğe sevk ediyor. Daima kötülüğe sürüklüyor. Bu nedenle insan ona uyarak değil de tam tersine aslında. Evet. Ancak nefsinden sakınarak mutluluğa ulaşabiliyor. Ancak nefsinden sakınarak huzura kavuşabiliyor. İnsanın nefsini sahiplenip onun her dediğine boyun eğmesi onu adeta bir köle haline getiriyor. Evet. Bunun yerine din ahlakını uyguladığında o kölelikten kurtuluyor, özgürlüğe ulaşıyor. Kendi nefsinin buyruğu altına alması, nefsini bir anlamda terbiye etmesi ve nefsin istediği gibi değil de vicdanının ona emrettiği şekilde yönlendirmesi gerekiyor insanın. İnşallah. Aslında tam bak bu konuyla ilgili hocamız da söylemişti. Böyle hani nefsini, tutkularını ilah edinip nefsinin peşinde, dünyanın peşinde koşan kişi de dünya kaçıyor. Evet. Yani o zannediyor ki mesela nefsinin isteklerinin doğrultusunda gittiğinde rahat edecek zannediyor. Hı-hı. Huzuru, rahatı, mutluluğu bulacak zannediyor. Tam tersi. Yani artı vicdani azap çekmesinin yanında bir de dünya nimetleri de kendinden kaçıyor derdine düştüğü için ki nimet ona gelse bile hep daha fazlasını istediği için gelenle de mutlu olmuyor. Onunla da tatmin olmuyor aslında. O da bir azap çeşidi inşallah. Çok önemli o dediğin gerçekten. Mesela nefis pek çok kötülükle birlikte yaratılmıştır. Bak programın başından beri konuşuyoruz. Nefis Allah'ın bir takdiri olarak, imtihanın bir gereği olarak var gücüyle kişiye kötülüğü emredecek şekilde yaratılıyor. Asıl olan vicdanının sesini dinleyip iyilikten yana hareket etmek hep. Aksinde nefis kişiye Allah'ın razı olmayacağı, beğenmeyeceği bir ahlakı benimseterek dünyada ve ahirette azap çekmesine neden olur, Allah esirgesin. Ama tabii kişi Allah'ın Kur'an'da gösterdiği yolla nefsini eğitebilir. Bu konuda ben bir ayet söylemek istiyorum bu konuyla ilgili inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Nefse ve bir düzen içinde ona biçim verene, sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şems suresi 7 ve 10. ayetler. Şimdi Müslümanlar bunu bildiği için Allah'ın Kur'an'daki ayetleri doğrultusunda nefislerini eğitirler, vicdanlarının sesini dinlerler sürekli. İman etmeyenler de tam tersi, vicdanlarını değil nefislerini doğrultusunda hareket ederler. Dolayısıyla dünya hayatı onlar için Allah'ın rızasını kazanmaktan daha önemli bir hale geliyor, Allah esirgesin. Ama tabii ki Müslüman dünyada da Allah'tan iyilik ister, Allah'tan güzel bir yaşam diler. Bunlar zaten makuldür. Ama Müslüman için bu bir amaç değil, yine Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için güzel bir araç olarak Allah'tan bunları ister inşallah. Şimdi Serapcığım, günlük hayatta bu durumun çeşitli örneklerine rastlayabilmek mümkün. Örneğin gelecek endişesine kapılan bir kimseyi düşünelim. Kendisinin ve ailesinin maddi ve manevi çıkarının bu kişi garanti altına almak istiyor. Tabii bir yandan da Allah'ın rızasını kazanmak gerekiyor. Fakat işte bu kişiler Allah'ın rızasını kazanmanın daha önemli olduğunu düşünmezler de kendi çıkar ve menfaatlerini daha ön planda tutarlar böyle kişiler.
Kur'an ahlakına uygun bir çaba içerisinde olması gerekirken şahsi çıkarlarını daha önemli görerek bu yönde bütün gayretleri, tamamıyla bu yönde olur gayretleri. Gerçek anlamda iman etmeyen ve Allah rızasında yerine kendi menfaatlerini gözeten bu gibi samimiyetsiz insanların ruh halini Rabbimiz aslında Kur'an'da bize belirtmiş. Maide suresinin 52. ayetinde Rabbimiz şu şekilde bildiriyor. Kovulmuş şeytanlar Rabbim sana sığınırım. İşte kalplerinde hastalık olanlar, Rabbimiz burada kalplerinde hastalık olduğunu belirtiyor işte bu tip kişilerin. İşte kalplerinde hastalık olanları zamanın felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çaba yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirecek de onlar nefislerinin gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklar. Maide suresinin 52. ayeti. İşte bu ahlaktaki kişiler bir de dünya hayatının gerçekleri var mantığında olaylara bakıyorlar. Zamanın dönüp aleyhlerine çarpmasından korkuyorlar. Onun için bütün gayretleri menfaatleri yönünde oluyor. Oysa her işin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilseler bu şekilde bir bakış açıları olmaz. Ancak Allah'ın izniyle olayların gerçekleştiğini bu kişiler düşünmezler. Şu anda olduğu gibi gelecekte de karşısına çıkacak her olay ancak ve ancak Rabbimizin izniyle yaşanacak olaylardır. Ama bu kişiler bakış açılarında bu bozukluk ve çarpıklık olduğu için bunu hem göremezler hem bu şekilde düşünemezler. İnsan ne kadar tedbir alırsa alsın, ne kadar çok çaba harcarsa harcasın, eğer bir zorlukla karşılaşacaksa bunu engellemeye gücü yetmez. Bir musibetle karşılaşacaksa bunu ortadan kaldırmaya gücü yetmez. Ancak Allah dilerse bu ortadan kalkar. Şimdi Gülay'cığım daha önceden de az önce de konuştuk. Müslümanların taklit edilemeyen özelliğidir fedakarlık diye. Şimdi bunun biraz daha taklit edilemeyeni de var. O da zorluk ve sıkıntı anlarında fedakarlık gösterebilmesi, güzel bir sabırla sabretmesidir. Bak bir ayette Allah kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Andolsun biz sizi bir parça açlık, bir parça mallardan ve canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele diyor Allah. Bakara suresi 155. ayette. Şimdi Allah'ın vaadi bu. Allah kullarının nimetlerin eksilmesiyle bir parça canlardan eksiltmekle imtihan edeceğini söylüyor. Şimdi başka bir ayette de kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Biz sizden cehd edenlerle, çaba harcayanlarla, sabredenleri bilinceye, belli edip ortaya çıkarıncaya kadar deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız, açıklayacağız. Muhammed suresi 3. ayet ifadeleriyle de açıklıyor. Başka bir ayette yine kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri sınadık. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir diye Allah bildiriyor Ankebit suresi 2 ve 3. ayetlerinde. Yani Allah kulunu deniyor, Allah kulunu imtihan ediyor. Bunu ayetleriyle vaat ediyor, bildiriyor, uyarıyor kullarını. İşte böyle anlarda kişinin asıl karakteri ortaya çıkıyor. Mesela cesur mu yoksa korkak mı, cömert mi yoksa cimri mi oldu, vicdanını mı kullanıyor yoksa nefsi peşi sıra mı gidiyor, merhametli mi, insaniyetli mi yoksa düşüncesiz, bencil, kaba bir ahlaka mı sahip? İşte hep bu zor şartlar altında ortaya çıkıyor aslında. İşte o anlarda da yani ne tarz bir zorlukla veya sıkıntıyla karşılaşırsa karşılaşsın, imanının getirdiği şevkle, azimle, coşkuyla, aşkla ve iradeyle güzel bir sabır gösterip gücünün yettiğinin yani elinden geldiğinin en fazlasıyla yapmaya gayret ediyor Müslüman inşallah böyle anlarda. Allah bu ortamları imtihanın bir gereği olarak yarattığını, Allah'ın huzurunda denendiğimizi biliyor Müslüman inşallah. Yani sonuçta Allah'ın huzurunda deneniyoruz. Bu ortamlarda Allah'ın izniyle özel olarak yaratılıyor. Müslüman bunun bilincinde olduğu için öyle anları güzel görüyor, fırsat biliyor inşallah. Evet. Hani işte bu Allah'ın vaat ettiği an, işte güzel ahlak göstermem gereken an. Evet. Ki Müslüman için o zahiren sıkıntı da çok olmuyor. Yani tabii, iman ettiği için ona da güzel gözle bakıyor tabii inşallah. Tabii şevki daha çok artıyor. Tabii. Tam tersinde diğer kişinin, iman etmeyen kişinin ahlakı ortaya
bu evet. tip zamanlarda ortaya çıkıyor ama Müslümanın da şevkiyle, azmiyle, gayretiyle daha çok ön plana Maşallah. Çıkıyor bu tip evet. anlarda. Hep böyle fedakarlık konuları olduğunda benim aklıma Rabbimizin Kur'an'da övdüğü muhacirlerle ensarlar gelir. Rabbimiz Kur'an'da ayetlerle onların ahlakını övmüştür. Mekke'deki Müslümanlar inkarcıların eziyetleri karşısında bu nedenle her şeylerini geride bırakıp zor şartlar altında Medine'ye hicret etmişlerdir. İşte hicret eden Müslümanlar orada bulunan müminler tarafından en güzel şekilde karşılandıklarını evet. Rabbimiz ayetlerde anlatır. Bu kişiler kendilerindense hicret eden mümin kardeşlerinin rahatını hep önem vermişler. Ve sahip oldukları her şeyi seve seve onlarla paylaşmışlar. Çok güzel bir ahlak. Maşallah. İşte tam bir fedakarlık evet. örneği. Hatta kendileri ihtiyaç içerisinde kalsalar bile onların rahatını üstün tutmuşlar. Burada övülen ahlak o. Yani her zaman fedakarlık yaptığında insan yani hani bende de var karşı tarafa da vereyim mantığında olabilir ama bazı fedakarlık da karşı tarafa verdiğinde kendisi ihtiyaç halinde olabilir. İşte Müslüman bu tip durumda da fedakarlığına devam ediyor Allah rızası Maşallah. İçin. Kur'an'da Ensar adı verilen Medine'li Müslümanların muhacir olarak adlandırılan Mekke'ye hicret eden müminlere karşı gösterdikleri bu güzel ahlakı Rabbimiz ayette şu şekilde bildiriyor. Kovmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler. Ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Rabbimiz burada çok net belirtiyor. Maşallah. Kendilerindense kardeşlerini tercih ediyorlar. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah yani kurtuluş bulanlardır. Haşr suresi 9. Yine başka bir ayette de Rabbimiz bu Ensar'ın güzel ahlakını, muhacirlerin güzel ahlakını bildiriyor. Orada da Rabbimiz şu şekilde buyuruyor inşallah. Yine kovmuş şeytanlar Rabbim sana sanıyorum. Öne geçenler muhacirler ve ensarlar ile onlara güzellikle uyanlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tövbe suresinin 100. ayeti inşallah. Maşallah. Şimdi ben hemen fedakarlıkla ilgili Hazreti Ali'nin bir sözünü okumak istiyorum burada. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Şu iki şeyden hangisinin minnet yönünden daha büyük olduğunu bilemiyorum. Birincisi bir Müslüman kardeşimin ihtiyacımı giderir düşüncesiyle ve halis bir niyetle bana müracaat etmesidir. İkincisi de Allah-u Teala'nın onun ihtiyacının benim ellerimle giderilmesini sağlamasıdır. Yemin ederim ki bir Müslüman kardeşimin bir ihtiyacını karşılamak benim yanımda yeryüzü dolusu altın ve gümüşün olmasından daha sevimlidir. Çok güzel bir evet. Müslüman ahlakı tabii maşallah. Maşallah. Çok örnek. Evet yani sözüyle de çok güzel dile getiriyor. Hemen ben bir ayet de okumak istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi sen de söyledin. Yani kardeşinin nefsini kendi nefsini üstünde tutuyor. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın yüzü rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Artık Allah onları böyle bir günün şerinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık bir sevinç vermiştir. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirilmiştir. İnsan suresi 8'den 12'ye kadar olan ayetler. Şimdi Kur'an'da verilen tüm bu örnekler müminlerin ne kadar fedakarane bir ahlak gösterebileceklerini gözler önüne seriyor. Çok güzel örneklerle de sen açıkladın maşallah. Bunun sebebi iman sahiplerinin hayatlarının her anda Allah korkusunu ve vicdanlarının sesini dinlemiş olmaları. Vicdanlarının sesini dinleyerek hareket etmeleri.
Onlar dünya hayatında Allah rızasını kazanabilmek için feragat ettikleri her şeyin ahirette karşılarını Allah'ın dilemesi en güzel, en mükemmel şekilde çıkacağını biliyorlar Müslümanlar inşallah. Belki kısa süre içinde ihtiyaç çekecekler, belki açıkta kalacaklar ama yaptıklarının karşılığında Allah'ın sevgisini kazanacaklar, yakınlığını kazanacaklar, Rabbimizin dostluğunu, rahmetini kazanacaklar. Bu çok güzel bir sevinç vesilesi inşallah. Bu umut zaten bu umudu hissettiklerinde tüm eksikliklerini unutur Müslüman. Büyük bir sevinç içinde olur, büyük bir neşe kaynağı olur bu o kişiye. Gerçek fedakarlık, gerçek iyilik işte ancak bu şekilde yaşanabilir. Rabbimiz Kur'an'da gerçek iyiliğin nasıl olması gerektiğini bize bildirmiştir inşallah. Ben ayeti söyleyeyim. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sanırım. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygambere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksulları yolda kalmışa, isteyip dilelene, kölelere veren, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösteren ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutumu ve davranışlarıdır diyor Rabbimiz. Yine ayetin sonunda da işte bunlar doğru olanlardır, muttaki olanlar bunlardır diyor Bakara suresinde. Yani iyilik Allah'ın, Rabbimizin bize gösterdiği sınırlar içerisinde yapılan iyilik oluyor inşallah. Tabii şimdi bu programda fedakarlıktan bahsettik ama şimdi bu konuda da Müslümanın çok dikkat edeceği bir durum var. Çünkü Müslüman yaptığı bir fedakarlığın, iyiliğin sonrasında başa kalkmamalı, onu dillendirmemeli. Bu Müslümana yakışmaz. Bak Allah Bakara suresinin 263. ayetinde şu şekilde bildiriyor. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Güzel bir söz ve bağışlanma peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır diye Allah bildiriyor. Bak hemen ayette Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır diye hatırlatıyor. Çünkü Allah kişiye dilediği şekilde bir iyilik ulaştırabilir. Mesela kişi bir iyilik, bir fedakarlık yaptığında aslında kendi ahireti için esas bunu yapmış oluyor. Allah bir kişiye bir hayır ulaştırmak istediğinde eğer biri yapmazsa başka bir Müslümanın yapacağı bir fedakarlıkla okuluna bir yardım eder, yardım ulaştırır. Fedakarlık yapan kazanıyor burada. Çünkü bazen kendilerini uyanık zannedenler oluyor. Bir fedakarlığa talip olmak için ağır davrananlar oluyor. Hemen akabinde başka biri yardım ediyor. Onu kendince bir kazanç gibi görüyor ama kaybetmiş oluyor. O orada çok güzel bir ahlaktan mahrum kalmış oluyor. Orada çok güzel bir ecri kaybetmiş oluyor. Yapan kazanıyor. Fedakarlığı yapan kazanıyor inşallah Allah katında. Yani bunu da hiç unutmamak gerekiyor. Yani orada bir minnet konusu yapmaması gerekiyor. Tabii, Müslümanın inşallah. Serapcığım tüm program boyunca inşallah çok güzel fedakarlığın önemini konusunu anlattık. Her yönüyle oldu inşallah. Ama kardeşlerimiz, hocamızın bir kitabı var. Bu fedakarlıkla ilgili konuları çok daha detaylı bu kitaptan okuyabilirler. Şu an ekranda görüyorsunuz inşallah. Bir Müslümanın fedakarlık konusunda nasıl olması gerektiğini hocamız çok detaylı anlatmış. Harun Yahya Org sitesinden bu kitaba ulaşabilirsiniz. Evet Gülay'cığım, bu güzel kitabı hatırlatmanla da programımızı kapatabiliriz inşallah. İnşallah. Programımızı kapatmadan önce biz kardeşlerimize Twitter adreslerimizi hatırlatalım. İnşallah. Her zaman olduğu gibi inşallah. Şimdi ekranda Gülay'la benim Twitter adreslerimizi görüyorsunuz inşallah. Bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz. Bize sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sohbet programımızda üzerinde durmamızı istediğiniz konuları bize iletebilirsiniz kardeşlerim. Programımızın sonuna geldik. Hepinize hayırlı, güzel, Allah'ın sevgisiyle ve rızasıyla dolu günler diliyorum inşallah. Allah'a emanet olun. İnşallah ben de sağlık ve sıhhat, afiyet diliyorum inşallah Allah'tan sizlere. Allah'a emanet olun.